Malcolm Graves ziyaret ettiği her ülkenin, her şehrin, her imparatorluğun, her şehir devletinin güvenlik güçleri tarafından aranan bir adamdır. Kuvvetli, iradeli ve hepsinden öte bir hayli insafsız olan Graves, suçla dolu yaşamı boyunca ufak bir servet elde etmiş, sonra da onu kaybetmiştir. Graves, Bilgewater'ın rıhtıma inen ara sokaklarında büyüdü. Dövüşmeyi ve çalmayı çabucak öğrendi. İlerleyen yaşlarda bu beceriler çok işine yaradı. Delikanlı olunca bir geminin sintine dairesine saklanarak ana karaya çıktı ve oradan oraya gezerek kumar oynamaya başladı. Bir gece çok büyük meblağların döndüğü bir iskambil masasında artık Twisted Fate namıyla maruf olan dolandırıcıyla tanıştı. Her ikisi de birbirinde aynı tehlike ve macera tutkusunu fark edince ortak oldular. Bu sorunlu ortaklık neredeyse 10 yıl devam etti. Kendilerine özgü yeteneklerini bir araya getiren Grace ve Twisted Fate çok güçlü bir ekip olmuştu. Onlarca vurgun yaptılar. Zenginleri ve ahmakları bazen para, bazen şöhret, bazen de sırf heyecan uğruna soyup dolandırdılar. Zamanla maceranın kendisi de bir ganimet haline geldi. Noxus sınırlarında tutsak alınmış olan bir veliahtı kaçırmak için iki köklü aileyi birbirlerine düşürdüler. İşi bitirince elbette ödül parasını ceplerine atıp kurtardıkları bu kötü yürekli genç adamı en yüksek fidyeyi verene teslim ettiler. Piltover'ın kilidi kırılamayacağı söylenen kurmalı kasasını açabilen ilk ve tek hırsızlar oldular. Kasadaki hazineleri çalmakla kalmadılar, bunları bir de kasa korumalarına taşıtıp kaçırdıkları yük gemisine yüklettiler. Hırsızlıkları ancak onlar batan güneşe doğru uzaklaşırken Twisted Fate'in ardında unuttuğu bir iskambil kartı bulunduğunda anlaşıldı. Ama sonunda şansları tükendi. Kötü giden bir vurgunun ardından Twisted Fate görünürde ortağına ihanet ederek kaçtı. Graves canlı ele geçirildi ve kafes denen meşhur hapishaneye atıldı. Yıllar boyu hapis tutulup işkenceye maruz kalan Graves'in eski ortağına duyduğu nefret büyüdükçe büyüdü. Ondan daha zayıf biri pes edebilirdi belki. Ama Graves çektiklerinin hepsine göğüs gerip sonunda kaçtı. Özgürlüğüne kavuşunca onu 10 yıl süren acılara mahkum ettiğini düşündüğü Twisted Fate'in peşine düştü. Yıllar sonra Twisted Fate ile karşı karşıya gelmeyi başardı. Ama yakalandığı gece yaşananların iç yüzünü öğrenip eski ortağının yardımıyla Gangplank'in ellerinde can vermekten kurtulunca içindeki intikam isteği söndü. Yaşlanmış ama akıllanmamış olan ikili, düzenbazlık, hırsızlık ve makul dozlarda şiddetle yeniden zengin olabilmek için yine bir araya gelerek yollara düştü.